Güzelmiş burası. İstanbul. Sen ne biçim bir manyaksın ya? O parasızlıkla nasıl geldin buraya? Sen gündüz bile çıkamazdın evde. Sema'nın kürtaj paralarıyla geldim. Ben bu arada sana söylemeyi unuttum. Sema çocuğu doğurmaya karar verdi. Ben de kürtaj paralarını sana getirmeye geldim. Ama içinden azıcık harcadım. Biraz eksildi, hakkını helal edersin değil mi? Nasıl yani? O şey olmuyor mu? Bana olacağım demişti. Bir dakika dur dur. Dur arama Allah aşkına. Şaka yaptım be. Çok kızdın mı bana? Ya, bak Narin gerçekten beni anlaman lazım ya. Hani ben seninle birlikte olamadığım için... Yani erkeklerin bazı ihtiyaçları vardır. Biz biraz sizden farklıyız. Gerçekten bak ben seni kırmak istememiştim. Gerçekten. Ben senin çok umrundayım da sanki. O ne demek şimdi ya, umrundasın tabii. Ben kasabadan zorla gönderildim biliyorsun. Yani babam başıma bir şey gelmesinden korktuğu için gönderdi beni. Sen de telefonu gitmişsin kulübe bırakmışsın. Arıyorum arıyorum bizim adamlar çıkıyor. Beni istemiyorsun, terk ettin diye düşündüm. Gerçekten bak buraya geldiğin için çok sevindim ben. Kalacak mısın biraz da? Bilmiyorum, daha karar vermedim. Bakacağım kafama göre. Kaçtın mı kız yoksa sen? Yok canım, daha neler. Benim gelecekle ilgili planlarım var herhalde. Kafamda yapacaklarım var. Sorumluluklarımın bilincindeyim herhalde. Biliyorum, sen tanıdığım en savaşçı, en akıllı kız. Bütün dünyayı dize getireceksin. Ne kadar zor bir durumda olduğunu da biliyorum. Bir de ben dert oldum değil mi başına? Yok canım, yani o kadar da umursamadım aslında. Yani hem biz o zamanlar ayrıydık. Zaten bu Sema da her önüne gelenle yatıp kalkıyor. Senin yakın bir arkadaşın değil o zaman. Yok canım. Ben öyle duydum sizin maceranızı. Allah Allah. İyi, madem buraya kadar geldin sana İstanbul turu yaptırmadan olmaz değil mi? Kaptan. Şey bir bakar mısın ya? Dur abi. Ya şuradaki tekne kim? Bir arkadaşım. Ne kadar vereceğiz? 3-5 kişi verirseniz ayırırız. Şunların parasını da. Oha be. Ne kadar pahalıymış bu İstanbul. İki balık yedik şu hale bak. Ötesine notumuz. Bir bak buna. Teknenin parasını vermekle uğraşmayalım dedim ya. Kaptana parayı verince bu tekneyi ayarladı bize. Bak. Burası Beylerbeyi Sarayı. Eskiden yazlık sarayı olarak kullanılıyormuş. Genellikle yurt dışındaki başkanlar kalıyor. Doğma bahçe nerede? Oraya gideceğiz birazdan. Neredeyim, neler yapıyorum ben? Bizimkiler görse şu halimi kafayı yerlerdi. Sonra da benim kafam tabii. Bir resmimiz olsa şöyle. Saklasam ölünceye kadar. Bu akşam gidiyorum ama geleceğim. Bak, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bir
10 aycık bekle beni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.